Yepyeni bir programla karşınızdayız. Canlı show. Bu programda neler yapacağız? Bu programda aslında hiçbir şey yapmayacağız. Biz buraya sizlere ev ortamını getirdik. Sadece ve sadece güleceğiz. Sadece kendimizi bırakacağız. Hiç kasmayacağız, güleceğiz. Programımız nasıl? Hemen böyle kısa bir vetereyle izleyelim bakalım nasılmış programımız. Abi aşk diye bir şey var mı? Yok bu oğlum. Aşk diye neye bir şey olsun yani? Aşk diye bir şey yok. Ya hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Sana bir tekmik atacağım buradan görev. Baba! Bunu al altına. Ya. Nuri Bey benden bir gazoz gönder. Efendim şimdi hemen ben şöyle kısaca bir programdan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi konuşamadım. Heyecanlıyım. Bunu suçu lisan ettiysek affola. En başta bunu söyleyelim. Şimdi bizim programımızda veteriler olacak. Veteriler üstüne konuşacağız. Bizim programımızda dediğimiz gibi her zaman bunu savunuyoruz. Güleceğiz. Ünlü konuklarımız olacak. En önemlisi internet fenomenlerini ağırlayacağız. Ve bunun arkasında oyuncular, sanatçılar ve komedyenleri ağırlayacağız. Şimdi ben ilk konuğumu çağırmak istiyorum huzurlarınıza. Hemen Ufuk Meriç'i. Orada bir ters yaptım onlara. Önce ikinizi birden alalım. İkisini birden. Sergen ve Ufuk. Bir alkış alabilir miyiz Sergen ve Ufuk'a? Merhaba ben Sergen. Merhaba Sergen'cim. Merhaba Ufuk. Ne haber? Ben de Sergen'im. Ufuk bize... Karademir, Sergen Meriç. Yok doğru biz mu? Hepimiz Sergen'iz. Hepimiz Sergen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada ilk programım. Bu arada o kadar heyecanlıyım ki. İlk programımızda yanlış yaptım bizi çağırmak. Heyecanımı almakla seni aldım. Ama bunlar interkomdan içeride bir dedikodu yapıyorlar. Ben duyamıyorum. Arkadaşlar benim bir interkomu kapatın ki ben rahat rahat sohbet edeyim değil mi? Evet tamam. Şimdi hemen başlayalım Ufuk. Buyurun oturun. Interpol. Interpol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum programa geldiğin için. Yani heyecanımı atmam için böyle gerçekten iyi tanıdığım ve güldüğüm birini çağırmak zorundaydım. Sana güldüğüm için yani bu hoş olmadı ama sana güldüğüm için. Komikçi durumuna düştük. Biz komikçiyiz. Gerçekten esprilerimi beğeniyorum. Yaptığın, insanlara yaptığın şakalar. Bir kere şunu gördüm sende. İnsanlara şaka yapıyorsun ve insanlar onu gülüyor. Gerçekten çok ağır şakalar yapıyorsun ve insanlar ona da gülüyor. Yani ya şimdi aslında çok ağır şakalar yapmıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz durumla ilgili şakalar yapıyorum ama bir de yaklaşım durumu vardır. Yani insanlara nasıl yaklaştığınla ilgili bir durumdur. Yani insanların belli bir yeri vardır. Oradan yakaladığın zaman zaten onun da hoşuna gidiyor. İnsanları kırmadan evet. Bir şeyler yapıyorum. Şu zamana kadar hiç dayak yemedim. Allah. Hani sanki bana şey geliyor. Ulan bir gün öyle bir dayak yiyeceğim ki. Ama yemedim ve de insanların da hoşuna giden şeyler var. Bu bir de dayak yememenin verdiği bir özgüven de var. Yani mevcutta değil mi Sergen? Belki de öyle bir durum da olabilir. Gerçekten bakıyorum bazı videosunu izliyorum diyorum ki daha ne kadar pisleşebilecek? Daha da pisleşiyor Allah Allah. Pisleştiğimiz bir durum yok canım. Daha diyorum ki daha ne kadar gidecek? Hani adamın üstüne gidiyor tamam. Ya Ufuk o baban senden ne çekmiş abi? Ya biraz babama pisleşiyorum ama orası da. Bizde kalıyor. Sizde kalıyor değil mi? Eve gidemiyor. Çekiyor evde sonra geliyor bizde yatıyor. Nasıl böyle bir karar aldınız? Nasıl başladın? Nasıl? Vine'a mı nasıl başladın? Tiyatro, çünkü ben seni biliyorum. Yıllarca tiyatro. Ben severek gidiyordum. Ufuk'un oyunlarına gidiyordum. Yani o kadar keyif alıyordum ki izlerken böyle belki de ne bileyim yani sevdiğim için geliyordu ama böyle izliyordum. Aa nasıl gülüyordum ya. Gül tellere yatıyorduk ya. Hatırlıyorum. Senin gösterinden çok suya para veriyorduk. Abi oradan su versin. Ona gidiyor. Nasıl oldu da Vine'a geçti? İlk çektiğin böyle çok önemli bizim. Canım sen de hani bilirsin normalde tiyatroda çok böyle bir seyirci kitlemiz yok. Ve de bu dönemlerde daha da bir azaldı. Vine diye bir şey çıktı. 6 saniyelik bir durum. Ya izliyorum. Gerçekten komik şeyler var. Dedik ki biz de bir çekelim dedik. Hani bizim de aklımıza geliyor yani sonuçta. Hem oyun yazıyoruz hem oynuyoruz. Dedim bir deneyelim. Denedik. İlk başta çok prof olmadı. Ama sonra ilgi geldikçe bu sefer daha prof çekmeye başladık. Daha prof çekince insanlar daha fazla gelmeye başladı. Baktım ki çok güzel gidiyor. İnsanlar da var. Buradan da dedim ki madem böyle bir sosyal medya mecrası var. Buradan dedim yola çıkalım. Tiyatroya atlayalım diye. Oradan yola çıktık ve Vine'da fenomen olduk. Demek ki iyi yapıyoruz bir sen şeyleri. Sen nasıl oldu?
Ben de o... Arkadaşımdan gördüm, baktım tutuyor. Biraz... Baktım bu işte para var. Biraz öyle oldu. Fuku abimiz başladı. Sonra biz onun yan rollerinde, kamera arkasında 3, 2, 1, başla. Biz ilk başlarda onun videolarını çekiyorduk. Sonra Sergen şunu yapsana, bunu yapsana derken, sonra ben kendime ayrı hesap açtım. Şu anda onu geçmedim. Ama biraz acı olmamış. He? Sonra ben kendime ayrı hesap açtım. Bu futla nereye kadar? Bir yerden bizim de geçmemiz lazım. Sergen gerçekten çok yetenekli bir kardeşimiz. Yani aslında biraz da ben teşvik ettim. Çünkü baktım hani... Yapmıyor oğlum dedim, hani yetenek var, sen de ayrı bir hesap aç, hani sen de yeteneğini bir göster bakalım, sende neler var, en azından cam cam. Ha, bakalım beni geçebilecek misin, sanmıyorum ama sen de bir açla, bizim kalitemizi açsın. Oradan da dedim insanlar gelsin bize. Ama yaklaştım, aramızda bir 95 bin kişi var. Bayağı. Kaç kişi? İşte kaç? 120 bin, 150 bin falan oldu. Çok güzel bir paylaş da şey, reytinglerden de şey oldu. Efendim şimdi... Ben anladım beni niye çağırdın. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada da bir Vine çekeceğiz. Ufuk, 120 bin kişi dedin ya, beni de çek artık. Biz burada da bir Vine çekeceğiz. Canlı canlı size ilk defa Vine'ı göstereceğiz tabii ki. Az sonra demek istemiyorum, kötü oluyor da. Birazdan diyeyim. Şimdi Ufuk'un bir veteresi var. Böyle Vine'lardan kısa kısa yaptığımız böyle bir tane vetere var. Hep birlikte bir onu izleyelim mi bakalım nasıl bir vetereymiş. Medik Ufuk, bilattan güldüklerinde inanamayı tattın at. Gölgülerin güdü adına havaya kalkıyordun eve. Bak geliyor beş kardeş ona göre. Bir. Ne oldu oğlum sana? Beş kişi üstüme saldırır, teker teker gelsene. Ne kadar? 5 lira. Yuh, Alaturka tuvalet. Kardeşim hadi atlayın gidiyoruz. Ya nasıl ileride ineceğim zaten. Nasıl ineceğim? Şafak bak sana bir sır vereceğim. Söyle abi tamam. Bak sır. Kanka nerede? For the beat. For the beat. For the beat. Kanatlar var mı? Bu dala dikkat et. Hangi dala? Bu dala, bu dala. Abi çok ya. Hayır o zenci ya. Çok... Sonra da hala saatin peşinde. Şey bazı arkadaşlar onların altına yorumlar yazmışlar. İşte sen işte ırkçı mısın? Irkçı bilmem ne ırkçı. Hani nasıl biliyor musun? Ağzına geleni söylemişler yani. Ya diyorum ki arkadaşlar, yani benim arkadaşım nasıl ki Sergen'le, Sergen Turuncu diye şimdi ırkçılık mı yapmış oluyorum? Hayır, bir de onu yazan arkadaşın acaba zencilere karşı bir böyle sempatisi mi varmış, işte bir savunma? Bilmiyorum, bir şey düşünüyorum. Öyle bir durum Sergen. Sergen Turuncu diye ırkçılık mı? Yani şimdi onunla bahane çekiyorum ırkçılık mı? O da benim arkadaşım. Yani sadece rengi değişik. Değil mi? Peki... Şimdi mesela o zenci, böyle yoldan geçiyorsun, gördün, esmer adamı, esmer adamı, bronz adamı, gördün böyle yoldan geçiyorsun. Aklına mı geliyor bir, ya nasıl oluyor yani, hani bir gerçekten böyle şey. Yani ilk başta yani esmer arkadaşı görünce aklıma, o gelmiyor tabii, ilk aklıma gelen başka şeyler var ama. Neyler? Ha? Neyler? Ne gelir sence? Ler takısı koydun. Ler. Bir burunlu arkadaşlarım. yani normalde bizim arkadaşımız o. Normalde kendisi Kenyalı ama biz orada Çorumlu diyorlar. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Adam Kenyalı, saatler Çin malı Türkiye'de satıyor. Abi onlara bakar mısın ya? Üç farklı yerin büyük çekmece. Dünyaya açılan kapı. Uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret. Var yani. O yüzden arkadaşımız Hasan. Bu arada ismi de Hasan. Hasan. Ama orijinal ismi neydi? Hasan olması lazım. Orijinal ismi. Kenya'da Hasan mı var Sert Allah'ın? Yok, orijinal ismini hatırlamıyorum. Çok uzun oluyor onların ismi. Uzun olduğu için biz de kısaca Hasan diyoruz. Onların dedi. Sırf ismi uzun olmuyordu. Ama soy isimleri de uzun. Yani bir kimliğe bakmak lazım. Bir tek isimleri uzun olmuyor. Evet, bir tek isimleri uzun olmuyor. Soy isimler de bayağı bir uzun. Şimdi bir de onların yanakları çok
çok büyükmüş. Evet. Yanaklarında çok büyük. Evet. Evet, onları biraz geniş anlarım. Neyse bu muhabbet çok güzel. Şimdi ilk bu Vine'a başladın. Ben mevzuyu kapatmaya çalışıyorum. Bir şey demeyeyim, yanak yani. Tamam. Sende de olan, bende de. Tabii canım, hepimizde yanak var. Benimki hatta biraz daha irice. Hani şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk Vine'a başladın. İlk videonu attın. Evet. Ya beğeni gelmeseydi? Ne yapardın? Düşünsene atıyorsun, kimse beğenmiyor. Zaten ilk başta öyle oldu. Moral sıfır değil mi? Yani herkes çekiyor, bir şeyler beğeniyor. Dedi ki biz de yapalım. Attım ilk başta bir tane var. Da kime bunu göstereceğiz yani? Kime? Abi nasıl Vine'ım? İşte izlet diyorum, tamam mı? Ona diyorum nasıl Vine'ım? Bir baktım hani daha önce yapanlar belli bir yani kitleye sahip olmuş. O yüzden eğer güzel yapıyorsan zaten o kitle de seni paylaşıyor. Paylaştığı zaman insanlar görüyor. Yani aslında birbirine yardımla ilgili bir şey bu. Peki şimdi senden de biraz bahsedelim. Tiyatroda herhalde evet. Bir aynı faaliyettesin şu anda hali hazırda. Neler yapıyorsun? Var mı böyle oyun, projelerin var mı? Güzel yaptığın bir şeyler? Yani arkadaşlarla pek tiyatroda eğleniyoruz. Onun dışında Vine çekiyoruz. Sizin tiyatro provaları da acayip eğlenceli geçiyordur ya. Hatta zaten bir kere Vine için sahne. Sırf orası sizin Vine için sahne. Yani aslında bu aralar çok salladık, Vine'da çekmiyoruz. Çünkü provalarımız yoğunlaştı. Ya bizim için önemli olan gerçekten yani tiyatro. Sen de biliyorsun çocukluğumuzdan beri beraberdik yani. İlk hatta oyunumuzu sen çekmişsin. Gerçekten ben öyle. Hatta o kasette kaybetmişim. Sonradan buldum. Gerçekten bu arada arkadaşlar, Ufukların ilk demeyelim de hani profesyonel anlamda böyle güzel bir sahne yaptılar. O sahnenin ilk çekimlerini ben yaptım. Yaptım ama. Sadece çekimlerini yani sonrasını hatırlamıyorum. Yani yaptın ama kaset çalıştı. Ekip güzeldi kaset, ya. Ben yemin ederim. Sen kaseti ne yaptın abi bu arada? Ben kaseti size verdim. Bak Ufuk, o konuyu açmıyorum. Almadın mı sen komedinden? Oraya bırakmıştım. Abi o kaseti. Ben onu sana ne zamandır söyleyeceğim, 16 yıldır. Aklıma gelmiyor. Şimdi peki tiyatronu etkiledi mi bu Vine'lar? Ya Vine'da çünkü ben ne zaman açsam Ufuk yeni video. Su içmeye gidiyorum. Telefonu yenileyene kadar sen yeni Vine çekmiş oluyordun yani. Evet, o aslında etkiledi derken iyi yönde etkiledi. Kötü bir yönde etkilemedi çünkü orada reklam insanlar oluyor. Fazlasını da görmek istiyorlar. Tiyatronun reklamını ne kadar yapabilirsin? Oradan bir nevi işte fazlasını görmek isteyen arkadaşlar. Daha sonra bar tiyatrosu yaptık. Vine bize yol açtı ve ondan sonra bar tiyatrosu yapmaya başladık. Ona da bir artı etken oldu. Evet, bir 15 mekanda falan çıkıyorduk. 15 mekanda bar, falan bar, çıkıyordu. Nasıl oluyor? 180 program falan yaptık. Nasıl oluyor? Gidiyorsun mekanda, canlı çalgı yerine siz çıkıyorsunuz sahneye. Öyle şimdi mi? Şimdi bizim bar konseptimizde müzik de var. Yani arada müzikler var. Yani normal oturuyorsun. Söylemeyelim bunu. İçeceğini içiyorsun. Yani içeceğini içiyorsun. Biz içeceği böyle içeriz. Evet, evet. Kuplu kahve. Çay böyle alıyorsun. Yaka yaka elini yaka yaka. Çok kötü bir şey ya. Evet. Ben Vine'da bakıyorum. Aa, serbest. Yani insanlar aslında serbest şöyle bir şey. Televizyonda yapamıyorsun bunları. İnsanlar bazı şeyleri aslında duymak istiyor. Yani söylemek istiyor ama herkesin içerisinde söyleyemediği için, başka bir yerden duyduğu için de oh be benim söyleyeceğimi söyledi durumu oluyor aslında. O yüzden insanlar biraz bir şeyler alıyorlar. Bir de sahip de çıkıldı ya. Gerçekten bir kavgaya gittiğin zaman adam geliyor mu sahip? Ufuk'a saldırmışlar. Beyler toplanın, Vine'dan bildiriyorlar. Ufuk'a dalın. Tabii. 100 bin kişi. Şimdi Vine'de biri sallıyor diyelim ki yorumlarda bir şey. Sen kimsin işte? Sahiplenmiş. Tabii çok güzel durumlar oluyor. Sonra aşağıda yani ben daha düzgün bir dille hani problem nedir vesaire gibi. Sonra yine anlaşıyoruz tabii. Yine bir kötü durum olmuyor. Tabii bir de şimdi artık şey de nasıl geçiyoruz oradan oraya, ben anlamadım. bir şeyin sonu gelmeden bir yere geçtik. Neden biliyor musun? Programın süresi kısalıyor. Seninle ilgili bütün detayları öğrenip bir Vine açacağım. Bu şakaydı. Ben kendime Vine açmak için yaptım bunları. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ailen ne tepki veriyor? Ne diyor? Yani manyak mısın sen? Değil mi? Ne yapıyorsun sen? İlk başlarda şöyle oldu. Ben çekiyorum. Allah Allah, bu çocuk ne yapıyor kendi kendine? Telefonla bağırıyor, çağırıyor. Çocukları topluyor, bir şeyler yapıyor. En sonunda babamla işte bu mevzu, işte babamla ilgili bir Vine çektik.
Sonra babam ya git başımdan işte bana biraz sert çıkma falan. Sonra bir baktı babam dışarı çıktı, bu sefer insanlar ilgi gösteriyor gerçekten. Babamla fotoğraf çekilmeler bilmem neler. Daha önce kızan babam şimdi artık vine çekemiyor, eskiden vine çekerdi. Bir de şimdi şey var, kurgucuya baktım bak, kurgucu aynen böyle bizim. Şimdi haberlerde biliyorsun. Sayın seyirciler, haberlerde biliyorsunuz böyle gayet ciddi bir şekilde kan gösteremiyorsun. İşte efendime söyleyeyim, alkol şişesi göründüğümü kapatıyoruz. Alkol zaten sağlığa zararlı bir şey. Hepsini kapatıyorsun, blurluyorsun. Haberde kurguyu yapan arkadaşım böyle yapıyor şimdi. Haberleri işte blurluyor. Ufuk'un videolarına geldim, dıt koyuyor ya oralara. Bir gittim böyle çocuk. Abi o bitmiyor ya. Çocuk bitmiş durumda. Şimdi bir tane daha beter izleyelim. Tamam, olur. Bu arada Ufuk'un ailesiyle ilgili olan bir betere var. Onu size daha sonra izlettireceğim. O zaten, o artık dönüm noktası, kopan nokta orası. Şimdi hemen bir tane daha veteresini izleyelim. Ufuk'u böyle ufak ufak bizim programda, bizim kanalda bir program yaptırmaya gidene kadar böyle size izleteceğiz. Şimdi hemen vetereyi izleyelim. Şu gelen Volvo'nun değil mi? Aa evet o, yol verin gitsin. Yol verin. Selamünaleyküm. Abi şunu giyeyim mi? Ya hayır be. Abi vurma. Anne abim dönüyor. Siz burada bekleyin, abimi çağırıp geliyorum. Gelirim. Size şöyle bir vurarsam. Neydi? Altı. Aa anlamı ne? Beşinci çocuktan sonra altı koymuşlar. Alçak tavan. Alçak tavan seni. Terbiyesiz. Laf ben alçak. Abi aşk diye bir şey var mı? Yok bu oğlum, aşk diye neye bir şey olsun yani. Aşk diye bir şey yok. Ay Osman abi, ne yapacaksın beni böyle kız gibi yaptın. Kardeşim bu ayki fatura inan çok ağır geldi ya. Kardeşim ver biraz da ben taşıyayım. Ah taşıyalım. Ufak ufak izlediniz zaten, gördünüz. Ya kısa kısa veteriler yaptık ki ara ara girelim diye. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu saatlere kadar gelen bütün kalan ekip arkadaşlarımı ekstra kaldılar. Yani hepsi, normalde mesaisi olmayan bile benim için kaldı. Ali sağ olsun dedi ki rejiden ben sana yardımcı olurum. Kulaklığına konuşurum dedi. Hiç daha Ali'den tık yok herhalde, uyudu çocuk, sabah 5'te geliyor. Bana şimdi programda bana bir tane yayın akışı hazırlamışlar. Öncelikle bu yayın akışını bir atalım arkadaşlar. Yayın akışı böyle bir yayın akışı hazırlamış. Sanki haberleri sunuyor. Prompter çalışmıyor. Şimdi Ufuk, hemen mikrofonu alalım senden bir şarkı. Ne? O da olmuyor. Ay ben gerçekten heyecan yaptım ya. Gitar orkestra mı? Hiç böyle müzikle aran mı? Müzikle aram mı? Dinlerim. Yani, dinlerim. Bestelerim var yaralı style diye. Yaralı, tek çok, kolu kırık. Aa çok, hatta beraber yazdık. Senin sinekle ilgili bir besten mi var? He o şeydi değil mi? Vine'dı. Gerçekten yaralı style ile ilgili şarkımız var bizim. Var mı? Tabii. Onu söyleyebilir miyiz şu anda peki? Söyleriz. Niye söylemiyor? Tamam bir tane mikrofon alalım mı, el mikrofon? Mikrofona gerek yok. Biz canlı canlı. Tamam canlı canlı. Tamam. Canlı canlı arkadaşlar. Ufuk şimdi. Beraber söylüyoruz. Yaralı style diye bir... Ayağı alayım size o zaman. Ayağı mı? Tamam dans etmeyeceğim diyor. Danssız. Danssız. Oturarak. Tabii. Tamam hadi o zaman. İlk kim giriyor? Tabii ki hep büyük. Ben dıp dıkı çıkısı yapacağım. Hayır. Yani beatbox yapacağım ben. Almanya'dan geliyoruz biz. Abi sen da burada. Normal Almanya'da kaportaççı, burada rapçı. Anladın? Hep papamlar gelmedi mi? Kaportaççıydı ki. Gittim. Willi ben dastı diyor tu. Scheiße. Dum dum çık dum dum dum. Alman kısımları. Almanca kısımlarını atıyoruz. Ya sadece şey. Bir şey söyleyeyim. Seni çok sevmiştim. İşte Almanca mı o? O da duruma göre. Tamam. Arada değişiyor. Son 2 3 4 seni çok sevmiştim yaralı style'a, yarasına basma çok yaralı style'a seni. Abi ben çok korktum. Şarkının devamında mı? Bir girdin böyle bir Yaşar'ın şarkısı gibi girdin. Yaşar'ın da bir şarkısı var. Efsane. Beni yar, beni yar, beni yarın kollarım. Korkuyorsa... Bekle...
Yarralı style dedin ya. Orada dedim ki Allah razı olsun Ufuk, Allah seni başımıza da eksik etmesin. Güzel, ben dedim ya sana ilk program bizi çağırmakla hata yaptım. Yok, hata yaptığımı ben şimdi anladım. İlk gelirken öyle değildi yani. Evet Ufuk, bahset bir şeylerden, bahset. Tiyatro oyunlarından bahset, projelerinden bahset. Evet, şimdi yeni oyunlara hazırlanıyoruz, çocuk oyunları. Büyükçekmece AKM'de Tiyatro Arena adı altında çalışıyoruz, oyunlarımızı hazırlanıyoruz. Ekim'in 25'inden sonra oyunlarımız olacaktır orada. Zaten herkes eğer girerse Büyükçekmece AKM'ye www.büyükçekmeceakm.com oradan bizi takip edebilirler, oyunlarımıza bakabilirler. Büyük oyunlarımız da olacak, çocuk oyunlarımız da. Öyle, başka? Sen biraz senden bahsedelim. Tiyatroya nasıl başladın? Ya tiyatro ben yanlışlıkla başladım aslında. Gitar kursuna gidiyordum. Geçerken abi, orada ne varmış lan? Aslında biraz onlar da... gülüyor mu ya orada? İnsanlar onlara mı gülüyor ya? Lan ben bunu yapma, bu yapıyorsa ben her... İlk kimi gördün feyz aldın? Kime dedin? Lan bu yapıyorsa ben bunu her türlü yaparım dediğin oldu. Yani aslında iğneden korkmuyorum ama sınavdan korkuyorum. Benim sınav korkum var. Gitar kursuna 6 ay gittim. Gitar kursundan sonra dediler ki sınav yapacağız. Şimdi ben de Akdeniz akşamlarının akını bile çalamazken beni sınava çağırdılar. Ben de o sınavdan kaçayım diye yukarı... 6 ay gitmiştin değil mi? 6 ay. Tamam, iyi. Hiçbir şey öğrenemedim. İyi. Sonra yukarı çıktım, bir odaya girdim ve hemen bana gitarını bırak sahneye gir dediler. Ben de emri uyguladım, sahneye geçtim. Sonra iki hafta sonra o tiyatro hocası beni çağırdı, ailemi çağırdı. Dedi böyle böyle dedi, çocuğunuz işte çok yetenekli. Ailen de seviniyor değil mi? Ulan çocuk gitar çalmayı öğrendi. Aynen aynen. bunun gibi yetenekler dedi, binde bir gelir dedi. Annem dedi ki o kadar iyi mi çalıyor hocam falan filan. Ne çalması hanımefendi, hani sizin oğlunuz çok iyi bir tiyatrocu. Çok iyi bir tiyatrocu falan filan deyince. Ama sonradan o öğrendim ki her 10 öğrenciden ikisine öyle diyorlarmış kursa devam etsin diye. Ben paralıydı de, abi. Paralı. Ben de öyle devam ettim derken sonra oradan bir AKM'den izlediler bizim bir büyük oyunumuzu. Oradan AKM'ye geçtik, sonra Ufuk abiyle tanıştık. Ondan sonra buradayım. Genelde kim yazıyor? Ufuk sen mi yazıyorsun oyunları? Şimdi genelde yazılmış oyunlar da var. Ekip olarak hep beraber de yazıyoruz oyunları. Yani aramızda ayrı gayrı yok. Ben yazıyorsam yazan kazanır diye böyle bir durum var. Yani herkes yazmayı bilen var mı arkadaşlar yazan? Direkt oyuna ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela illa bir yerde tıkanıyor oyun. Değil mi? İlla böyle hani böyle bir moralim bozuk olur. Bir şey olur, bir oyun tıkanıyor. Öyle bir alternatifin yok tiyatro sahnesinde. Yani Allah göstermesin, çok kötü bir durumda olsa, yani aileden biri de vefat etmiş olsa, sahnen güldürmek varsa... Güldürmek zorundasın. Yani eğer rolün güldürmeyle ilgili bir rolünse mecbur güldürmek zorundasın. Çünkü yani o kadar insan oraya gelmiş, emek var, o kadar insan var vesaire. Sahne oradaki durum çok aslında farklı. Bilmiyorum, çok zor iş ya. Yani ruh halin hep tabii sahne olmalı. Aynen, tabii. Sahnedeyken. Peki... ekipten böyle mesela aranızda şey oluyor mu? Mesela geliyor, işte yazdım, nasıl deyince hani morali bozulup Allah kahretsin deyip atanlar falan. Tabii şimdi yazanlar var, aynı dediğin gibi durum var ama hani biz yırtıp atmıyoruz. Dalga geçiyor. Üstüne, dalga geçiyor. Sen ne yaptın? Hemen tiyatroyu bırakıyorsun. Senden bir şey olmaz. Abi bir çıkar mısın? Yani o konunun üzerinden giderek biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Ya mesela şu yazamaması bile aslında sana bir oyun. Değil mi? Mesela geldi yazamadı, siz üstüne onunla dalga geçtiniz falan. O bile bir oyun çıkabiliyor mesela. Ya şöyle bir oyun çıkabiliyor. Yani yazamaması... Yani bir şey çıkmaz ondan. Yani yazmadı bir şey. Oyun çıkaramayız. Yani. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Yazmış, emek vermiş. Oradan baktığın zaman bir şeyler yazılmış ama yani bir emek var. Oradan yola çıkıp başka bir şeylere gidebiliriz. Yani o yüzden ben herkese diyorum yani yazın. Ne olursa olsun yazın. Yazın. Yani, fark bir gün bir yerde. Tabii bir gün bir yerde mutlaka. Yani bana sağ olsun bu arada Ali diye bir arkadaşım var. Burada işte çok değerli editördür kendisi. Bana bir not kağıdı koymuş Ufukcuğum. Buna birlikte anca abi harita çizebiliriz. Ali ilgin için çok teşekkür ediyorum. Bu bir A4 kağıdı, bu da bir A5 mi A3 kağıdı. Ali'cim çok teşekkür ediyorum sana. Bu arada siz gelmeden önce bir heyecan böyle. Kanalda herkes olmadı bu olmadı bu olmadı.
Ben böyle olacak mı falan diye düşünürken bir anda 5, 4, 3, 4, yayındasın, yayındasın diye. Ya aslında televizyonculuk çok zevkli bir iş. Evet. Yani hani eğer ki gerçekten konuğun güzel olursa, güzel anlamında hani böyle sakallı falan insanlar öyle. Biraz karanlık çıkıyor. Aynen. Yani konuk iyi olursa program her zaman iyi gider. Hemen bir VTR daha izleyelim mi? İzleyelim. Hemen bir VTR daha izleyelim. Gerçekten yönetmen arkadaşım Çağatay. Buradan sana sesleniyorum arkadaşım. Güzel bir VTR ver. Tamam mı? Aileyi vermiyoruz. Bak ben bunu tekrar hatırlatıyorum. Ne olursun güzel bir VTR ver. Hadi bakalım izleyelim. Ya hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Sana bir tekmik atacağım buradan göre. Oğlum ben kayboldum galiba. Neredesin ki sen? Ne bileyim oğlum, Çin'e kadar geldim. Çin'e mi? İçine gitsin içine. Ya dur dur dur. Allah aşkına bir dur dur. Dur ben bir dayak yiyip geleyim dur. Ey ruh, geldiysen işaret ver. Heh, evet burası. Fotoğraf çektirmek istiyordun. Çekelim. Hiç gerek yok, kalsın böyle. Ben hangisine gireceğim şimdi ya? Bir elimde cambaz, bir elimde ayna. Bu en iyisi. İkinci eli var mı? Var, olmaz mı? Cemal! Bu birinci el, bu da ikinci el. Ölecek miyim? Ölmeyeceksin. Ölecek, ölecek. Bak, öldü. Evet efendim, şimdi biz VTR'lerimizi yönetmemden rica edeyim, arkaya alalım. Ufuk'a sadece şunu soralım. Diyelim ki en çok sen telefonu da elinden bırakma. Cem bir gelir misin? Cem gelir misin? Cem bir bakar mısın? Hem telefon elde. Bir de arkamdan çekiyorsun Ufuk ya. O an gerçekten ya. Canlı canlı. Şimdi izleyelim bakalım VTR'lerini. Ufuk bize sadece şunu söyler misin? Evet. Hangisinde gerçekten, hani şu oluyordur değil mi? Çekiyorsun ya, kapattıktan sonra 2 saat gülüyorsunuzdur. Çok iyi oldu. Bize o videoyu gösterir misin burada, onu? Nasıl? Bunlar arasında böyle en çok böyle güldüğünü. Okut bakalım burayı. Sesi de ver abi. Açacağım buradan göre. Oğlum ben kayboldum galiba. Neredesin ki sen? Ne bileyim oğlum, Çin'e kadar geldim. Şu, Çin'e mi? Bir dur dur, Çin'e dur dur bir. Şu Vine'da şeye gidiyoruz. Şükran abla diye annemin arkadaşı var, ona gidiyoruz Balıkesir'e. O arada... Bir de Merdane abla var. Onu da izleyeceğim. Onu da biliyorum yani. Gidiyoruz. Yani bir baktım Çin'e yazıyor, tamam mı? Çin'e ne abi? Hani Çin'e gidiyor. Nasıl bir anlam nedir yani? O bölgenin anlamı nedir? Hani biri olsa birine de soracağım. Akşam oldu, araba geçmiyor, saat 3-4. Baba dedim gireceğiz. Babam da ne yapacaksın? Baba dedim mine çekeceğiz. Böyle tabelayı bir daha bulamayız. Babam da sağ olsun. Babam ya çekecek. Helal olsun ya. Gerçekten. Ama en az 2 saat o tabelanın orada durduk. Babam en sonunda çileninde. Böyle çileninde. Şimdi bir de yalnız prodüksiyonlu iş. Tabii babam bütün yapım babam. Yapım babam. Bir de onun haricinde çekiyorsun, bak gece görüntüsü, evet. Çekiyorsun, sonra gün içine geliyorsun, tekrar gün devam ediyor. Tabii. Bir Vine'ı öyle bir 6 saniye çek atıyor. Ya öyle değil, ben bir Vine'ı bir ayda da çektiğimi hatırlıyorum. Ya o biraz yalan olur. Gerçekten. Bir ay diyorsun. Tabii. Lamı Jimmy selfie. Mesela Lamı Jimmy selfie, pardon bir aydan fazla. Nasıl yaptın ya? Yani bırakıyor, kısık kısık yapıyorsun, çekiyorsun. Belki vardır bilmiyorum. Dıt 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 dıt, hepsini parça parça bir saniye çektim. Süper. Birinde sakalım uzun, birinde kısa, birinde farklıyım. He, gibi. Sakal uzatıyor bayağı şey. Yani. Gel oynat. Ses. Aşkına bir dur dur. Dur ben bir dayak yiyip geleyim dur. Burada da. Yalnız bir dur dur. Bir dur dur. Oradaki abi seni dövdürtmezmiş. Orada gerçekten mevzu oldu. Karşı farkındaysan o gerçekten sinirlendi. Tamam ben de hani şimdi ulan baktım adam da harbiden iri yapıldı, tamam mı? Hani şey olur ya ulan gerçekten böyle... Dayak yemeye gidersin. Dayak yiyeceğini bile bile böyle atarını yaparsın ya. O durum yani. Ya bu şey çok iyi. Sen de bak burada zaten bakışlardan belli. Sen diyorsun ki ben dur bir dayak yiyeyim. Git diyor da biz de kurtaralım. Okut, oynat.
Dur. Bu çok iyi bir espri. Gerçekten. Yıllardır şu yüzle ilgili ne yüzsüzsün, ne bilmem nesin gördüm. Ama gerçekten kreatif bir çalışma. Devam. Ey ruh, geldiysen işaret. Halil, söyle. Halil. Neydi Halil? Halil söyletmez. Söyletmez. Bu arada Halil, Vine'da yani gerçekten şu anda iyi. Tek olan. Değil mi? Yani tabii kitle olarak da tek olan evet, kişidir en Halil. En fazla takipçiye sahip olan. Kaç takipçisi var? 2 milyona yakın. 2 milyon olmuştur. 2 milyon olmuştur. Tabii. Maşallah Türk. İstanbul'un nüfus kadar oynadı. 12 de onu çıktı. Heh, evet burası. Fotoğraf çektirmek istiyordum. Çekelim. Bir şey yok, kalsın öyle. Çok iyi ya. Burada korkmuştum ama ben. Gerçekten fotoğraf çektirmek istiyorum. Bir anda para ya. Evet, evet abi buyurun. Çok iyi ya. Süper. Oynat devam. Ben hangisine gireceğim şimdi ya? Bir elimde cambaz, bir elimde ayna. Bir şey söyleyeceğim, bu bize sıkıntı yaratmaz. Bilmiyorum, bana sıkıntı yarattı mı? O düşünülür. Oynat. Bu en iyisi. İkinci eli var mı? Var, olmaz mı? Cemal! Bu birinci el, bu da ikinci el. Ölecek miyim? Ölmeyeceksin! Ölecek, ölecek. Bak, öldü. Burada aslında bir gerçekçilik var. Evet. Yani ölmeyeceksin. Yani neyi yalanıyor? Ölmeyecekse. Ya bırakalım ya. Adam bari ölürken dürüst ölsün ya. Hayat boyunca. Bırak dürüst ölsün ya. Bu da çekiyor. Oynat. Oynatamıyor bu kadar. Burada çok güldük. Bu keyifte. Kafamın karıştığı an burası. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra da. İnanın o kadar çok güleceksiniz ki Ufuk'un ailesine yaptıklarını göreceksiniz. Yani Ufuk aslında bakarsanız o kadar şey ki yani insanlara bunları yapıyor ama insanlar zannetmesin ki bunu yapıyor gülüyoruz eğlen. Ailesine yaptıklarının 1000 katını yapıyor abi. Gerçekten 1000 katını yapıyor yani. Kendi de oradan gülüyor. Allah annene babana, kardeşini de kendine benzetmişsin. O çocuk ne kadar düzgün bir çocuktu. O da artık sen bir espri yapacaksın. Baba! Artık o mutlu olmuş. O da bayağı takipçisi var onun da. Var var güzel. Aha. Şu çocuğa da bir... Emre gel. Emre gel. Sen bir gel kardeşim. Sularımızı getirdi. Oho, tamam mı? Biz şimdi sularımızı... Emre bu arada çok gerçekten sevdiğimiz bir arkadaşımız. Eyvallah. Sularımız geldi. Efendim biz su içerken... Siz de hemen reklamları izliyorsunuz.